Herkese merhabalar sevgili dostlar. 10 Mart Cuma günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Antalya tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Antalya'da da yine 9 kuşu var bilginize. İzmir'de arkadaşlar 4 adet çim pist, 5 adet kum pist yarışı izleyeceğiz. Pistin durumuna da tabii ki göre bütün çim yarışları da yapılacaktır diyelim. Ama tabii kuma da alınabilme ihtimali oluyor biliyorsunuz ki yağışa göre. Abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bu hatırlatmaları yaptığımıza göre başlayalım tahminlere. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1300 metrede çim pistte start alacaklar arkadaşlar. İlk koşuda 12 adet safkanı izleyeceğiz. Kadir Tokaçoğlu ile birlikte 10 numara Crazy Horse isimli safkanın burada favori olduğunu belirtebiliriz herhalde. Geldiği performans itibariyle son dönemlik yarışları itibariyle burada dikkat çeken ilk isim diyebiliriz. Daha sonra arkadaşlar burada çim pistte yarışını gördüğümüz geçmişten bir isim e, Greska 11 numaralı safkan Muhammed Nilgindi'nde start alacak. 47 günlük bir arası var. Fakat bu safkanın e, yarış gördüğünü daha çok söyleyebiliriz herhalde. Çünkü geçtiğimiz yıldaki son yarışlardaki çim performanslarından sonra e, iki yarışlık bu yıl içerisindeki bir performans e, durumu var. Burada e, 11 numara Greska'yı da değerlendirme alıyoruz arkadaşlar. 10 ve 11 önceliklidir. Daha sonra arkadaşlar size şurada bir idman göstermem gerekiyor. İdmanlarda arkadaşlar bu ekürler var burada. Tatanga 5.8 ve buçukluk bir idmanla gelmiş durumda. Burada bu safkan. Onu burada değerlendirmeye alabiliriz. Ekürisi burada Arif Okan Pazar'la start alacak alternatva yine bulunmakta. Tatanga'da Mustafa Çiğiz'ciyiz arkadaşlar. 5 numarayı yazabiliriz diyorum tekrardan. İkinci koşuya geçelim. 14 handikap 3 yaş İngilizler 1200 metrede kompiste start alacaklar. Eren Aktu ile birlikte Kızım Selin 2 numara. Burada bizim favori olarak gördüğümüz Safkan'dır arkadaşlar. 15 gün evvel son yarışı 4. gelen isim. Daha evvelki yarışlardaki performanslarında gayet iyi bir performans sergilemişti. Son 2 yarışında kazanmıştı 4. yılından önceki yarışları. Bu yıl içerisinde tabir çıkmadı arkadaşlar. 2 numara favorim. İlave yapacak arkadaşlar bu mesafede çok etkili bir safkan. Agent Knight 3 numara Nerza Tavci ile birlikte yazın. Ee, bir de belki e, burada arkadaşlar e, Mustafa Çiçek'in bineceği safkan Hey Jude. O da yine 114 derece görmüş bir isim. E, hey Jude da burada yine şans verilebilir. E, yani 2-3-6 burada vereceğimiz size öneridir arkadaşlar. Üçüncü koşuya geçelim. 7 safkan start alıyor. Şart 3 bir yarış. Dişilere mahsus bir koşu olacak. 3 yaşlı İngilizler 2000 metrede kum start alacaklar arkadaşlar. Bu koşuda e, baktığımızda iki yarıştır galip gelen bir isim e, Mahakali start alıyor Nevzat Avcı ile birlikte. Ben bu safkanın burayı kazanmasına çok yüksek bir ihtimal veriyorum. İki yarıştır da galip gelmesi itibariyle burada kazanacaktır diye düşünüyorum. Bir numara Mahakali'yi arkadaşlar sizlere tek olarak veriyorum. İdmanlarını göstereyim sizlere. 38, 20, 25 bir idmanı var. İdmanlarda çok böyle aşırı öne çıkan bir safkan yok arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Ege Halikarnas iyi durumda geliyor. Burada Midnight Sky bir şeyler yapabilir belki. Ama yine de genel olarak bu grup içerisinde Mahakali'nin kazanma ihtimali çok yüksek olduğu için tek atılmasını Banko isim olarak görüldüğünü belirtmek istiyorum bu yarış için. Dördüncü koşuya geçelim. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1300 metrede. Çin pistte start alacaklar arkadaşlar. 12 adet safkan koşacak burada. Muhammed Bilgin ile birlikte 9 numara Hüma Hatun'la başlayacağız. Daha sonra burada arkadaşlar Greenwich ilk defa start alacak bir isim. Erhan Aklu ile birlikte burada o ismi önereceğiz sizlere. 53-26.5 saklanmış bir idman olduğu kanaatindeyim. Bir de yarışın Çin pisti olacağını öngörerek de burada bu isme şans verebiliriz arkadaşlar. 2 numara Greenwich'e de dikkat edelim. Ondan sonra burada 9'dan bahsettik arkadaşlar size 2 numara dedik. Bunlar Kadir Tokoçoğlu ile Encanto 8 e, numaralı Safkan e, bir 4. bir 5. 2 etti. Burada 8 numara Encanto'ya da şans veriyorum arkadaşlar. Bu 3 isimle geçmeyi planlıyoruz burayı. Başka bir isim varsa eğer gözünüze çarpan burada tabi ki yazıp 4. hata da çıkabilirsiniz. 5. koşuya geçelim. Şart 5 bir yarış. 4 yukarı. Arapatları 1200 metrede çim pistte çıkacaklar arkadaşlar. Bu koşuda 12 adet safkan start alacak. 12 safkan içerisinde 124 gün arayla gelen var. 96 gün arayla gelen var. 82 gün arayla gelen var. Uzun aralar var gördüğünüz gibi. Fakat genel olarak bu safkanların çimci olduğundan ötürü birazcık koşturulmama durumları da olabiliyor. Ufak tefek problemler de tabii ki olabiliyor. Biz burada 7 numara Özal Bey ile başlayacağız. Gökhan Kocakaya'nın binciği Safkan en son çim yarışında kazanmıştı. İdman da verelim sizlere burada arkadaşlar. Özal Bey bakınız 1200'lük bir idmanla tamamen bir kondisyon çalışması yapılmış. 1.25 ve 1000'i de 10 şeklinde gelmiş. Burada bu safkan iyi durumda olduğu kanaatindeyim. İstanbul muhafızı 41 ve 27 gelen bir idmanı var. İstanbul muhafızı da iyi durumda. Lokum Lokumoğlu yine iyi durumda diyebiliriz arkadaşlar. Burada 4 ve 5 numarayı da yazarsak şayet bir de 7 numarayla birlikte 3 safkanlı bir oyun yapılabilir arkadaşlar. Bunlarca tabii ki formda gelen Canım Çıtır 10 numaralı safkan es geçilecek bir isim değil. Mustafa Çiçekli birlikte 10 numara Canım Çıtır burada. Çok iddialı bir safkan yine yazılması gerektiği kanaatindeyim. 10 numaranın da burada arkadaşlar. Böyle bir oyun takdirinde burada 4, 5, 7, 10 şeklinde 4 safkanlı bir oyun çıkartmış oluruz buraya. Altıncı koşu Buca Belediye Başkanlığı koşusu arkadaşlar. Ee, burada kısa vade 9 bir mücadele izleyeceğiz. 4 ee, yukarı İngilizler 1400 metrede kum pistte start alacaklar. Arkadaşlar burada idmanları da bir göstermek lazım sizlere. E idmanlarda Warden Cliff çok iyi geliyor. 2,5 23,5 şeklinde bir idmanla geliyor. burada bir de ben Obra'ya da şans veriyorum. Bu koşu için arkadaşlar Warden Cliff tabii ki yüksek bir favori durumda değiliz Like the Stars da iyi bir isim. Garanti almak isteyenler burada 1-2-4 yapabilirler. E, 3'ü yazmanıza çok gerek olmaz diye düşünüyorum bu koşuda. E, ama 1 numara Warden Cliff'i e, biz burada tek olarak e, görüyoruz arkadaşlar. Bir adım daha rakiplerinin ön, önde olduğu için e, birazcık daha belki riskli de olabilir ama 1 numarayı tek atmanızı tavsiye edeceğiz bu koşuda arkadaşlar. E, 4 numara ve 2 numaralı safkanında bu koşuda galibiyet potansiyeli bulunmaktadır. Bunu da belirtelim tabii ki. Sıralı ikili isteyenlere de bir arkası e, 2-4 kesin tutar diyoruz bu koşu için. 7. koşu 14 handikap dişi 4 yukarı İngilizler 1600 kumpist yarışı arkadaşlar. 9 safkanın start alacağı bir koşu burası. Burada biz Santorini Girl başlayacağız. 6 numaralı Safkan Ali ile birlikte start alıyor. 8 gün evvel 4. oldu. Bu koşuda şans vereceğimiz ilk isim konumundadır. Rakip olarak burada Nevzat Avcı ile Tidy Woman'ı önereceğiz. 3 numaralı Safkan ve 2 numara Lugov diyeceğiz. Eran Aktu ile birlikte start alan isim 8 gün evvel bir 5. liği vardı onun da. Ee, yani buradaki bizim önerimiz 6-3-2 şeklinde 3 Safkan'dır arkadaşlar. Dileyenler Mürsel Kayışlı 1 numara Another Love isimli Safkan'ı da yazabilirler. Son yarış kötü koştu beklediğimizin altında bir performans fakat bu grupta tekrardan şans bulabilir. 8. koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çim pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda kurt elektrisinden bir safkan Breeze of July ile başlayacağım. Safkan'ın çim pist performansının iyi olması itibariyle bu yarışta şans bulabileceği kanatını 1.19.58 derecesi de bulunmakta geçmişte çimde. Daha sonra 3 numara Hippie Winner e, Muhammed Mirbil yine start alan Safkan'a şans veriyorum. 6 numara Sydney Storm yine daha evvel çimde gördüğümüz bir diğer isim Heran Aktu ile birlikte 6 numaraya da burada şans veriyorum arkadaşlar. Ve Mustafa Çiçek Thunder Woman 12 numaralı safkan burada. Bu yarış için bizim son önerimiz olacaktır sizlere. Bu safkan 85 gün arayla geliyor ve idmanı da var. E, idmanı da göstermiş olalım o yüzden. Thunder Woman 38-45'lik bir idman. E, kum pisti. Tabi mesela burada 2 numaralı Gerald of Rivia e, idmanda kumda iyi bir idman yapmış. Fakat yarışın çimde olacağı ihtimaliyle birlikte burada... Ee, şansı tabii ki azalıyor diyebiliriz. Yine de e, olur da kumun ıslak olması ihtimaliyle şimdiki atların e, yarıştan çıkma durumunu vesaire düşünürsek hani çimci olan atların 2 numaraya da şans doğabilir. Son ana kadar bekleyin. Ee, yarışlar çimden kuma alındığını anladığınız anda 2 numarayı burada yazın arkadaşlar. 8. koşuda. Geçelim 9. ve sonuncu koşu şart 3. 4 yaşlı Arap atları 1400 kum pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda start alacak olan 12 adet safkan bulunmakta. Biz e, burada tabii iki eküri de var. Yani burayı 12 değil 10 at gibi de yorumlayabiliriz baktığınızda en nihayetinde. E, bizim buradaki tercih olarak yazmak istediğimiz arkadaşlar ilk isim burada e, performans olarak bir kere çok öne çıkan bir safkan yok. Onu belirteyim. Ama bir numara cesur Rüzgar, Mert Uyar'la birlikte ile burada e, değerlendirmemiz gereken ilk isim olduğu kanaatindeyim arkadaşlar. 8 gün evvel altıncılığı var. Daha evveldeki e, tabelaları, galibiyet vesaire bizim için daha önemli burada. Daha sonra 2 numara Koca Yusuf. Hüseyin Şifşek bekledi birlikte starttan safkan 8 gün evvel 4. oldu. E, daha evvel yine galibiyeti var bu yol içerisinde. Bu safkanı da yazıyoruz buraya. 1 ve 2'yi yazdıktan sonra arkadaşlar burada dikkatimizi çeken e, bir diğer isim. Ee, Ali Alican'ın G ile birlikte e, ekürlerden Kaya de Sultan olacak. O da bir hafta evvel dördüncülük elde etmiş bir isim olduğu için burada şans veriyorum. Şekeray ile ilgili şunu söyleyelim. 72 günlük bir arası var. 5 e, ee, performans, 2 galibiyet, 3 kez haber dışı. Çok fazla güven vermiyor. Fakat e, bu grupta şans bulabilir mi? İdmanını göstereyim. Kanaati siz getirin. 1-12-28 e, çok da iyi olmayan bir e, idman ama e, şans verilebilir olduğu kanaatindeyim. 10 numara Şekeray eğer geniş kupon istiyorsanız arkadaşlar. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Diğer videomuzu yayında da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Antalya tahminlerini izleyebilirsiniz diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.